Muslihuddin Kesteli, kelam ve fıkıhçı kimliğiyle meşhur Fatih Devri Osmanlı alimi ve kazaskeri. Asıl adı Muslihuddin Mustafa bin Muhammed'dir. Aydın'ın Nazilli ilçesinin Kestel köyünde doğar. Bursa ve Kastamonu'nun Kestel ilçelerinde doğduğu da iddia edilmektedir. Doğduğu yere nispetle Molla, Mevla, Mevlana Kesteli, Kestelli, Kastelani, Kastellani ve Kastellani şeklinde anılır. Ayrıca onun için Hanefi ve Rumi şeklinde nispeler de kullanılır. İlk eğitimini Aydın'da tamamlar. Kaynaklarda Rum diyarının alimlerinden ve Aydın naibinden dersler aldığı bilgisinin haricinde Aydın'daki hocalarının kimler olduğuna dair bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Buradaki tahsilinin ardından dönemin en önemli ilim şehirlerinden biri olan Bursa'ya gider ve Çelebi Sultan Medresesi müderrisi olan Hızır Bey'in başlangıçta talebesi, ilerleyen zamanlarda müridi, daha sonraları da damadı olur. Kesteli, buradaki tahsili süresince Hızır Bey'in diğer müridi ve talebesi olan Hocazade ve Hayali'den de ilmi olarak oldukça istifade eder. İyi seviyede Arapça ve Farsça öğrenir. Dil ve alet ilimlerinin yanında hem akli hem de nakli ilimlerde kendini geliştirir. İleri derecede kelam ve fıkıh donanımına sahip olur. Ayrıca İbn Sina'nın eserleri merkezinde pek çok felsefi bilimine dair ciddi okumalar yapar. Hocazade başta olmak üzere dönemin pek çok alim ve devlet adamının takdir ve övgüsüne mazhar olur. Kesteli, Bursa'daki tahsilini tamamlayınca önce günümüzde Bolu'nun bir ilçesi olan Mudurnu'da Yıldırım Bayezid Külliyesi Medresesi'nde, akabinde ise şu an Yunanistan sınırları içerisinde Batı Trakya bölgesinde bulunan Dimetoka'daki Oruç Paşa Medresesi'nde müderrislik yapar. Daha sonra Hicri 875, Miladi 1470 yılında inşası tamamlanan Sahn-ı Seman medreselerinden birine tayin olur. Buradaki müderrislik faaliyetleri süresince dönemin pek çok meşhur alimiyle iletişimde bulunur ve büyük bir olgunluğa erişir. Öyle ki buradaki eğitim faaliyetlerinden sonra muhtelif zamanlarda üçer kez sırasıyla Bursa, Edirne ve İstanbul'da kadılık görevlerine yükselir. Ardından saltanatının son yıllarını idrak etmekte olan Fatih Sultan Mehmet tarafından kazaskerlik görevine getirilir. Kazaskerlik görevinin Anadolu kazaskerliği ve Rumeli kazaskerliği şeklinde ikiye ayrılmasından sonra o, Rumeli kazaskerliğine tayin olur. İkinci Bayezid'in tahta çıkmasına kadar görevini sürdüren Kesteli, onun tahta çıkmasıyla birlikte Hicri 886, Miladi 1481 yılında Rumeli kazaskerliğinden azledilir ve günlük 100 dirhem maaşla vefatına kadar bir nevi emekliliğe ayrılmış olur. Kesteli, Hicri 901, Miladi 1496 senesinin 9 Cemaziyel Ahir, Salı 24 Şubat Çarşamba gününde İstanbul'da vefat eder ve Eyüp'te Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrine yakın bir yerde bulunan Meyyit Kuyusu denen bir yere defnolunur. Kaynaklarda Kesteli'nin bir kızı ve bir oğlu olduğu belirtilir. Kızını dönemin önemli alimlerinden ve devlet adamlarından olan Müeyyetzade Abdurrahman Efendi ile evlendirdiği bildirilir. Oğluna dairse Kesteli'nin dönemin vezirine oğlunun ders verme kabiliyetinin pek olmadığını söyleyerek müderrislik değil de kadılık görevine getirilmesini talep etmesinin haricinde herhangi bir bilgiye
rastlanılamamaktadır. Kesteliğinin ilmi çok seven, vaktini en güzel şekilde değerlendirmeye çalışan, her halükarda hakkı söyleyen, dürüst ve liyakate önem veren bir şahsiyet olduğu belirtilir. Ayrıca hayırsever bir karakterde olduğu ve bu minvalde Sultan Bayezid Camii nahiyelerinden birinin ismini teşkil edecek olup günümüzde mevcut olmayan bir cami yaptırdığı zikredilir. Bir de bu camiye nispetle Kesteliğinin yahut başkalarının yaptırmış olabileceği Molla Kestel Medresesi adında bir medresenin bulunduğu bilinmektedir. İlmi ve siyasi pek çok görevde rühte eden Kesteliğinin Hızır Bey'in muhit ve damatlığına layık görülmesi, sahn-ı semana müderris seçilmesi, önemli şehirlerde kadılık görevinin tevdi edilmesi, kazaskerlik makamına getirilmesi, Hocazade gibi yetkin bir alimin ve Fatih Sultan Mehmet gibi ilme önem veren bir padişahın takdirine mazhar olması ve de hacim açısından küçük olmakla birlikte içerik açısından oldukça önemli eserlere imza atması, Kesteliğinin ilmi yetkinliğini gösteren hususlardandır. Ayrıca kendisinden de bu hususta mütevazı olamayıp sahn-ı seman medreselerinin tamamının ona verilmesi durumunda her bir medresede günde 3 ders okutmaya kadir olduğunu iddia ettiği kaynaklarda mezkurdur. Bir de İbn Sina'nın tüm eserlerini mütalaa ettiğini, özellikle Eş-Şifa'yı 7 defa dikkatlice okuduğunu da belirtmiştir. Bu gibi sebeplerden dolayı Hocazade'nin Kesteliği için o tüm müşkil meseleleri çözmeye ve kısa bir zamanda pek çok ilmi ihata etmeye kadirdir dediği ve akranları arasında sadece ona has olarak ismini zikrederken Molla Mevla lafzını kullandığı aktarılmaktadır. Kesteliğinin gerek yazdığı eserlerden, gerekse de biyografi kaynaklarında kendisine nispet edilen söz ve görüşlerinden hareketle, onun kelam, fıkıh, usul-i fıkıh ve felsefe alanlarında temayüz ettiği söylenebilir. Bununla birlikte klasik kaynaklarda Kesteliğinin Risale, Fi Tefsiri Ayeti, Fesuh Kalli Eshab-i Seyir adıyla bir tefsir çalışması olduğu belirtilir. Ancak bunun nüshası tespit edilememiş, dolayısıyla içerik ve üslubuna dair bir değerlendirme imkanı bulunamamıştır. İkinci olarak klasik kaynaklarda yer almayıp ilgili kütüphanenin kayıt defterinden hareketle birçok modern çalışmada Kesteliğe Tefsiri Sure-i Yasin adıyla Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınan bir eser nispet edilmektedir. Lakin yapılan incelemeler sonucunda bu eserin ona değil, hocası Hızır Bey'e ait olduğu görülmüştür. Metnin kenarındaysa anonim bir haşiye vardır. Ancak bunun da Kesteliğe ait olduğuna dair herhangi bir karine söz konusu değildir. Netice olarak Kesteliğinin ilgilenmiş olma ihtimali bulunmakla birlikte tefsirci kimliğiyle temayüz etmediğini belirtmek gerekir. Kesteliğinin çoğu küçük hacimli olmak üzere 10 adet eseri bilinmektedir. Bunların en meşhuru ve matbu haldeki 3 eserinden birincisi Haşiye Ala Şerhil Akaid'dir. Bununla birlikte Cürcani'nin muhtelif konulara dair Şerhül Mevakıf'ta zikrettiği 6 ibareye Kesteli tarafından yapılan eleştirileri içeren Risale-i Fi İşkalati Şerhül Mevakıf adlı eseriyle Teftazani'nin Et-Telvih adlı haşiyesinde yer alan ve Mukaddimat-ı Erba şeklinde bilinen meselenin incelendiği bahislere dair olan iki haşiyesinden birincisi Haşiyetü's Sura Alel Mukaddimatil Erba Minet Telvih adlı eserinin tahkikli neşri gerçekleştirilmiştir.
Yine mukaddimat-ı erba meselesine dair olan Haşiyatül Kübra alel mukaddimatil erba minet telbih adlı ikinci eseri de yüksek lisans tezi olarak tahkik ve tahlil edilmiştir. Bunların haricinde yazma nüshaları tespit edilen ancak tahkik ve neşre henüz konu olmayan iki eseri vardır. Risale-i Fi Bahsil Cihe, Cürcani'nin Hikmetül Ayn haşiyesinde geçen evrenin bir merkezinin olup olmadığının tetkik edildiği bir pasaja dairdir ve Risale ala evveli şerhil vikaye fi kavlihi sale ila ma yutahhar yani Sadr-ü Şeria'nın Şerhül Vikaye adlı eserinde geçen ve abdesti bozan bir hususun tetkik edildiği pasaja dairdir. Ayrıca klasik biyografi kaynaklarında Kesteli'ye nispet edilen ancak nüshaları tespit edilemeyen eserler de şunlardır. Şerhur Risale fi işgalati şerhil mevakıf, Risale fi tefsiri ayeti, Fesuhkalli Eshab-ı Seyir, Haşiye, Ala Şerhil Akaidil Adudiye ve Haşiye Ala Haşiyeti Seyyide Şerif Ala Şerhi Muhtasaril Münteha.